Kriz çıkınca, deprem olunca iktidar değişir mi? Ekonomik kriz çıkıyor, bizim muhalefet hemen bu sefer tamam, bu sefer gidiyorlar, bu sefer biz geliyoruz diye havaya giriyor. Deprem oluyor, bizim muhalefet hemen bu da götürmezse ne götürecek, bitti işleri, biz geliyoruz diye havaya giriyor. Oysa geniş seçmen kitleleri sadece yaşadıkları sıkıntılara odaklanmıyorlar. Aynı anda geleceğe bakıyorlar ve umut arıyorlar. Muhalefetin krizler ve sıkıntılar nedeniyle oyunu değiştirmeye hazır ve istekli seçmene şu iki şeyi söyletmesi gerekiyor. 1. Bu ekonomiyi ancak muhalefet toplar. 2. Depremin doğurduğu sıkıntılar ancak muhalefetle aşılabilir. Elimizi vicdanımıza koyarak şu soruya cevap verelim. Son günlerde altın masa etrafında sergilenen patırtılara kulak kabartan ortalama bir seçmen, Türkiye'nin devasa sorunlarını muhalefet çözer duygusuna sahip oluyor mudur acaba? Sıkıntılar, krizler, sorunlar. Bir iktidar değişiminin gerçekleşmesinin garantisi değildir. Sıkıntılar, krizler, sorunlar. Ancak bir iktidar değişiminin kapısını aralar. Eğer muhalefet umut olmazsa ve bunlar gelirse daha iyisini yaparlar duygusunu veremezse o kapı küt diye kapanır. Yılan hikayesine dönen aday meselesi, masadan gelen dağınık mesajlar ve Akşener'in CHP'ye yönelik son ver yansını. Ortalama seçmende ülke bunların elinde daha beter olur, ben en iyisi bildiğimden şaşmayayım duygusuna yol açabilir mi? Tabii ki açabilir. O zaman kitabın ortasından konuşayım. Eğer bu seferde AK Parti zafer kazanırsa bu zaferde en büyük pay muhalefetin olacak. Ahmet Hakan, Hürriyet.